Sevgili dostlar merhaba. Sevgi dolu güzel bir güne başladık. Rabbim inşallah dualarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlı güzel buluşmaları vesile olsun. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz. Madem ki Allah Teala bizi, yaptıklarımızı, her şeyi görüyor. O zaman elimizden gelen her şeyi en güzel şekilde yapmak. Hatta elimizden gelen değil, gereken neyse onu yapmak en güzelidir. İnşallah biz gereken Allah'ın bizden beklediği ve bize düşen, yapmamız gereken neyse onları en güzel şekilde yapabilmeyi bize nasip eylesin. İnsanoğlu anlık gafletler içerisinde girebilir ama muhteşem bir sisteme sahiptir. Gönlüyle, aklıyla, zihniyle, ruhuyla. Dolayısıyla Allah Teala'nın kulları olarak dünyada en güzel portreleri, en güzel fotoğrafları, en güzel videoları sunmalıyız Rabbimize. Her şey kayıt altında. Yani mobesenin görmediği, kameraların yakalayamadığı açılar bile kayıt altında. Hiç merak etmeyin, buradaki mahkemede kurtarabilir insanlar ama öte alemdeki en büyük mahkemede herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecek. Aklımızı ön plana alalım. Öfkelerimizi bir tarafa bırakalım. Yeni yılın bize getireceği güzellikler için hep güzel duyguları harekete geçirelim. Hocam böyle diyorsun da sanki etrafınızda hiç yanlış yapan insanlar yokmuş, hiç yanlış konuşan, dedikodu yapan, yalan söyleyen yokmuş gibi konuşuyorsunuz. Olmaz mı arkadaşlar? Hafızların şeytanları daha çok olur. Arkasından en çok konuşulan kişilerden bir tanesi de benim maalesef. Ama konuşanlara kızmıyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü onların varlığı bizim ilerlememizin delilidir. Onların küçük konuşmaları bizim Allah'ın izniyle onlar gibi olmadığımızın bir göstergesidir. Kocaman makamda oturup da küçücük adamlar gibi davranmaktansa vatandaş koltuğumuzda, vatandaş pozisyonumuzda olup gönüllerde taht kuran insan olmayı tercih ederiz. Öyledir. İnsan değerini oturduğu makamdan, koltuktan almamalı. Öyle olunca koltuğu her yere götürmek zorunda kalıyor. Alo dediğinde ben filanca yerin, filanca makamın, filanca bilmem nesiyim. Benim şimdi size kendimi, ben dünya Kur'an okuma birincisi Hafız Selman okumuş, tanımayanlar tanısın diye söylüyorum diye cümleye başlasam ne kadar komik olur. Öyle değil mi? Hiç hoş olmaz. Bizim çok meşhur bir hocamız var. Onunla meclise giden başka bir hoca hocamızı tanıtıyor. Hocamızı tanıtınca herkes hocamızı tanımaz mıyız, hocamızı seyrediyoruz televizyonlardan falan diyor. Herkes şahit oluyorlar. Bu arada diğer takdim yapan hoca diyor ki peki beni tanıdınız mı? Beni tanıdınız mı deyince tabii çok komik oluyor. İnsanlar tanımıyorlar. Tanımak zorundalar mı? Biz kimliğimiz olmadan, makamımız olmadan karşıdaki insanlara güzel bir enerji verebiliyorsak onlar bizi nereye koyacaklarını çok iyi biliyorlar zaten. Hiç sıkıntı yok. Gönüllerde hemen taht kurarsınız. Enerji çok geçişkendir, geçirgendir. Hemen karşı tarafta yerini bulur. Hemen bulur, hiç şaşmaz. Ama insanoğlu tabii pohpohlanmayı isteyebilir, yüreklenmeyi isteyebilir. Halbuki nötr seviyeden baksa, sıfır zaviyesinden baksa, her gittiği yerde bir merhaba onun için kocaman bir servet, kocaman bir gönül olacak. Onun için apoletlerimizi bir tarafa bırakarak insanlarla muhatap olmaya çalışalım. Tavazu en güzel elbisedir. Ne kadar alçak gönüllü olursak o kadar memnun oluruz ve memnun olunuruz. Başkaları tarafından da memnun ediliriz. Bu yeni günlerde, 2022'nin ilk günlerinde Allah'a hamd edip şükredip tertemiz duygularla seneyi ve bundan sonra gelecek günleri karşılarsak Allah Teala o kadar güzel ikramları sıra sıra bize gönderir. Aklı ön plana alıp öfkeyi kenara bırakacağız. Öfkeyle kalkan zararlı oturur.
öfkeyi baş tacı yapıp kenara çekilip kapı ardlarında insanların arkasından konuşarak hangi zevki tatmin ediyorsunuz? Unutmayın, dedikodu yapanlar, kendime de sesleniyorum yapıyorsam, yapmadığımı düşünüyorum ama yapıyorsam kendime de sesleniyorum. Başkalarının hakkında konuşuyorsanız siz küçük insansınız. Hem de çok küçük insansınız. Kıskanıyorsunuz, kıskançsınız, çekemiyorsunuz, çekemeyensiniz, haset ediyorsunuz, hasut, haset insansınız, hasetsiniz. Bu duygularla size Allah vermemeye devam edecek. Bu duyguları beslediğiniz insanlara da hasedinizi iyice arttırmak için vermeye devam edecek. Hangisi daha güzel olur sizin için? Kendinizi toparlayıp başkalarının arkasından konuşmadan bereketli bir hayatı yaşamak mı? Başkalarının arkasından konuşarak bereketsiz bir hayatı yaşamak mı? Hangisi daha iyi? Yapmayın. Bakın, bunların çok örneğini gördük hayatımız boyunca. Hala da görüyoruz. Biz ders alıp yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yapıyoruz demeye edep ediyorum. Çünkü insan bir anda gafil olur. Bir anda hastalığa kapılır. Kendi de yapmaya başlar. Küfür edenleri hakaret ederek, zembederek anarsınız. Bir bakmışsınız siz de küfürbaz olmuşsunuz. Günaha çok giren insanlar hakkında çok konuşuyorsunuz. Bir bakmışsınız siz de günahkar olmuşsunuz. Konuştuğunuzu yaşamadan bu dünyadan gitmezsiniz. Madem ki her şey kayıtlı, madem ki yaradan vallahu habirun bima ta'melun, yaptığımız her şeyden haberdar, basirun bima ta'melun ya'melun, yaptıklarımızı görüyor Allah, o zaman Allah beni görüyormuş. U'budullaha ta'ala ke'enneke terahu. Allah'a seni görüyormuşçasına ibadet etmendir diyor İhsan'ı. Peygamberimiz tanıtırken İhsan nedir diye sorunca, Allah bizi görüyormuşçasına kulluk etmek ne kadar güzel bir şey. İbadet değil, sadece namaz diye anlaşılıyor ama her şey kayıtlı. Her şey kayıtlı arkadaşlar. Ticaretimiz, siyasetimiz, diyanetimiz, cemiyetimiz, özel hayatımız, dostluklarımız, aile ilişkilerimiz, hepsi kayıtlı. Arka odalarda konuşulanlar var ya, köşeye çekilip telefonda fiskos fiskoslar, hepsi kayıtlı. Hepsini dinleyeceksiniz bir gün. Vallahi dinleyeceksiniz, billahi dinleyeceksiniz. Hiçbir konuşma olduğu yerde kalmaz. Kayda girdi mi ya adam rüyasında görür, ya onun söylediği kişi dayanamaz, gider konuştuğu kişi hakkında konuşmayı bizzat kendisine anlatır. Böyledir. Bugün dostsunuz, yarın düşman olunca gelince anlatır. Anlatır da anlatır. Yapmayın. Yapmayalım. Böyle bir şey fayda sağlamaz. Ancak zarar yapar insana. Kıymetli dostlar, Allah Teala bizi görüyor. Görüyorsa ona göre portremizi ortaya koyalım. Filmimizi ortaya koyalım. Ona göre fotoğraf verelim. Ona göre tablo oluşturalım ki yarın bize sen bunları yaptın denildiğinde Allah Teala bize bunu yaptın denildi. Zaten biz yapmadık diyemeyiz ki. Yaptık. Yaptık. Belgesi de burada. Görüntü gelecek gözümüzün önüne. Ne oldu bu şimdi? Öyle güzel görüntü verelim ki o güzel görüntüler bizi cennete götürsün. Yapmayın. Kıymayın kendinizi. Aklınızı ön plana alın. Öfkenizi değil, öfke ile ancak düşmanı çoğaltırsınız. Akıl ile, sevgi ile dostlukları çoğaltırsınız. Kıymetli dostlar, bugünkü sohbet böyle olsun. İnsanımızı affedici olalım. Bütün dünya insanlığına güzel duygular gönderelim. Müslümanlara dua ederken Müslüman olmayanları, henüz İslam'la tanışmayanlara beddua etmeyin. Vallahi bir faydası yok. Billahi bir faydası yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara beddua etmezdi. Onlara da dua eder. İnsan olmaları, Müslüman olmaları, İslam'la buluşmaları için duaya sevk ederdi sahabesine de. Biz de bu duygularda olmalıyız. Efendim işte Yahudi'ye, Hristiyan'a, kafire biz buğz etmeliyiz. Ya bizim derdimiz ortalığı karıştırmak mı? Onlar dünyayı karıştırıyor. Müslümanlar da karıştırıyor.
ne yapacağız şimdi? Türkiye'ye bakın şöyle. Bütün gruplar birbirinin içine girmiş vaziyette. Herkes aleyhine konuşuyor. E oldu mu şimdi? Dua edelim, hepimiz güzelleşelim. Bütün dünya insanlığı Allah'ın varlığını bilsin. Onun nimetlerine ulaşmanın güzelliğine şükretsin, hamdetsin. Biz de her gün hatırlayalım ve dua edelim. Birbirimizi var edelim. Birbirimizi yok etmeyelim. Bugünkü sohbet böyle oldu. Senemiz hayırlı olsun inşallah. Gelen günlerimiz, geçen günlerimizden daha da güzel olsun. Faziletli, bereketli olsun. Herkesin de her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Aziz İstanbul'un bağrından hepinize selam olsun. Görüşmek üzere.